Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz bir ol emri var. Evet. İza eradallahu şey'en en yekule lehu kun feyekun. Allah bir şeyi irade edip ona ol dediği zaman o da oluverir. Biz bu olu galiba yanlış anlamışız. Yani evet, hemen olur. Derhal yerine getirilir. Tamam. Oysa ki bu ol emri halakal halqa bi esbabiha. Hadisler de bunu tefsir ederken çünkü Allah hılkati sebepler üzerinden var etmiştir. Evet. Yani süreçtir, zamandır, mekandır, aracıdır. Bunu biz Müslümanlar bu ayeti daha doğrusu biraz saptırmışız. Ama tam demin sizin dediğiniz gibi tercümelere de girmiş. Mesela kün feye künü, ol der hemen olur diye çevrilmiş. Ama biz Kur'an'da fe işte takip etme ile ilgili bir orada edat. Ne diyor? Allah'ın ol demesinin üzerine oluverir. Ama üzerine oluverir demek, o kendisinin süreç olarak da bir saniyede olmasını gerektirmiyor. Mesela Allah evrenle ilgili ol der, oluverir diyor. Fakat evrenin 6 dönemde, yani 6 günde yaratıldığı da geçiyor Kur'an'da. Demek ki evren mesela bir saniyede oldu diye bir ifade yok. 6 tane dönemle oluşmuş. Ama o da kün feyekün diye geçiyor. Eyvallah. Ve birçok insan hiç, yani mesela yani Kur'an'ın başka yerlerinde de gördüğümüz zaman gerekirse bu fe'nin takibi veya kün feyekünleri aşağı yukarı bunların hepsi bir süreçle oluyor. Yani ol deyince Allah'ın olması, Allah'ın ol demesiyle iş bitmiştir, o olma sürecine girer anlamındadır. Yoksa Allah'ın ol demesiyle o bir saniyede olmuştur anlamında değil. Eyvallah. Aslında bu işte çevirilerden de mesela ol deyince hemen olur, oradaki hemen kelimesini çıkartmak lazım. Meallerden onu çıkarmak lazım. Yani fe ifade, çünkü orada bir hemen diye kelime yok. Fe demesi üzerine ifade eden bir şeydir. Takiplikle ilgili bir edattır. Öyle bir tercüme yapanlar ona daha dikkat etmesi lazım. Arap edebiyatında da fe biraz tabi zamanı gerektirir. Yani sonuca işaret eden bir şeydir. Peki bunun